Uzunköprü'deki kaleler de gerçekten turizm açısından da önem taşıyan arkeolojik buluntular olarak karşımızda durmaktadır. Edirne'nin Enez ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan yüzey araştırmalarında Trak Tapınağı ve Trak Kalesi'nin yanı sıra çok sayıda tümülüs bulundu. Trak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç, bu yıl yaptıkları yüzey araştırması kazılarında özellikle Enez ve Uzunköprü'nün zengin bir arkeolojik mirasa sahip olduğunu söyledi. Uzunköprü'nün tüm köylerini dolaştıklarını ve çok sayıda tümülüs bulduklarını anlatan Beksaç, 50'nin üzerinde tümülüs ve kale tespit ettiklerini belirterek, Uzunköprü sadece tarihi taş köprüsüyle değil, diğer arkeolojik mirasıyla da ön planda bir ilçe dedi. Uzunköprü'nün bütün köylerini ziyaret etme imkanı bulduk. Burada çok sayıda tümülüs, 3 tane kale ve bunun dışında çok sayıda yerleşim alanına rastladık. Ne yazık ki Uzunköprü'de tümülüslerin büyük bir çoğunluğu harap olmuş durumda ve ağır tahribatlı vaziyette. Bunların bir an önce korunmaya alınması gerekiyor. Yalnız bu çalışmalarımız esnasında özellikle ilgisi ve desteği için Edirne Arkeoloji Müzesi Müdürü Hasan Karakaya'ya teşekkür etmek istiyoruz. Araziden kendisiyle yaptığımız bütün irtibatlar esnasında sürekli olarak bizle bağlantıda kaldı ve müzenin elemanlarını bizim yanımıza gönderdi ve bütün kaydedilmiş veya kaydedilmemiş tümülüslerin ya yapılacak çalışmalar konusunda derin bir ilgi gösterdi. Gerçekten bu Edirne için büyük bir şans. Ve bu çalışmalar esnasında karşımıza çıkan görüntüler Uzunköprü'nün de Edirne'nin diğer ilçeleri ve Trakya'daki diğer illerdeki ilçeler gibi çok zengin bir arkeolojik mirasa sahip olduğunu bize gösterdi. Gerçekten Uzunköprü daha önceki yıllarda diğer ilçelere göre biraz daha arkeolojik açıdan fakir olarak kabul edilen bir ilçe olmasına rağmen bizim çalışmalarımız bunun böyle olmadığını gösterdi. 50'nin üzerinde tümülüs kaydettik. Gerçekten rastlamış olduğumuz kaleler çok önemli kaleler. Biz artık bundan sonraki süreçte Enez'in kaleleri ve diğer ilçelerdeki kaleler, yani Sinanköy gibi başka kalelerin varlığını da biliyoruz. Uzunköprü'deki kaleler de gerçekten turizm açısından da önem taşıyan arkeolojik buluntular olarak karşımızda durmaktadır. Uzunköprü bu şekliyle, şu son haliyle sadece köprüsüyle değil, diğer arkeolojik mirasıyla da ön plana çıkan bir ilçe olarak karşımızda durmakta. Uzunköprülere söylemek istediğim bir konu var. O da sadece köprünüz değil, diğer arkeolojik mirasınıza da sahip çıkın ve koruyun. Teşekkür ederim.